Evet, son durakta sırada hukuk bölümü var sevgili izleyicilerimiz. Değerli avukatımız Serpil Ersan bu hafta evlilik vizeleriyle ilgili çok önemli bir gelişmeden bahsediyor bizlere. İşte o konunun detayları. Uzman avukatımız Serpil Ersan son durak izleyicilerini bilgilendirmeye devam ediyor. Bu hafta sohbetimize İngiltere Yüksek Mahkemesi'nin evlilik vizesiyle verdiği son kararla başlıyoruz. Serpil Hanım, evlilik vizesiyle ilgili İngiltere Yüksek Mahkemesi çok önemli bir karar verdi. Toplumumuzu ilgilendiren bir karar aynı zamanda bu. Bu konuda birazcık bilgi alabilir miyiz? Bu değişiklikler nelerdir? Evet, İngiltere Yüksek Mahkemesi gerçekten çok önemli bir karar verdi. Birçok kişinin bildiği gibi 2008 yılında İşçi Partisi iktidarda olduğu zaman bir uygulama getirmişti. Bu uygulamaya göre evlilik vizesiyle bu ülkeye geliş yaşını 18 yaşından 21 yaşa yükseltmişti. Aynı zamanda da bu ülkedeki evlenecek olan kişinin de eğer eşini Avrupa Birliği dışındaki herhangi bir ülkeden getirmek istiyorsa o kişinin de bu ülkede 21 yaşında olması gerekiyordu. Bu tabii çok büyük soruna yol açtı. Ya zaten evlenmiş olanlar ve eşlerini getirmeye çalışanları etkiledi. Ya da 18 yaşından veya 18 yaşından hemen sonra evlenen kişilerin aile hayatlarını gerçekten de olumsuz etkiledi. Yüksek Mahkeme iki çiftin davasını gördü. Bu iki çiftin davası da gerçekten de ilginç bir dava. Bir tanesi iki Şilili çiftliği ilgilendiriyor. Bu ülkede İngiliz vatandaşı olan bir kişi Çili vatandaşıyla evleniyor ve o kişinin öğrenci vizesi bittikten sonra evleniyor ve bu ülkede kalmak için başvuruyor ama ne yazık ki başvurusu reddediliyor. Bunun üzerine çok uzun süren dava sürecinden sonra Yüksek Mahkeme'ye dava intikal ediyor ve Yüksek Mahkeme bu çiftin durumunun insan haklarının aile yasasına 8. maddesine karşı olduğunu ve bununla da ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'nın verdiği kararın ve bu konudaki uygulamasının kanunsuz olduğuna karar verdi. İkinci bir çiftin davası da yine aynı dönemde görülen Pakistanlı bir aile. O da yine İngiltere'de yaşamını kuran bir İngiliz vatandaşının Pakistan'dan eşini getirmek istemesiyle açılan bir dava. O da eşi 18 yaşında olduğu için bu ülkeye getiremediği için açtığı davayı da Yüksek Mahkeme'de kazandı. Genel olarak Avrupa'daki ülkelere bakarsanız zaten son yıllarda Avrupa'ya göçmen akışını engellemek için birçok ülkenin verdiği kararlar, benzer kararlar var bu konuda. Yani işte dil sorunu gibi bir sürü şeyler var. Onlardan bir tanesi de buydu zaten. Kesinlikle. Hem dil konusu zaten hala gündemde İngiltere'de şu anda. Hem de aynı zamanda da yaş konusunda çok ciddi sınırlamalar gündemdeydi Avrupa genelinde. Birkaç tane örnek verirsek mesela Danimarka'da evlilik vizesiyle o ülkeye gelmek isteyen kişilerin 24 yaşında olması gerekiyor. Bu da çok ciddi bir sayı. Aynı zamanda Almanya, Hollanda ve Avustralya'da da 21 yaşında olması gerekiyor. Brüksel'de Avrupa genelinde 21 yaş uygulamasını yürürlüğe sokmaya çalışıyordu. Bunu da yine zoraki evlilikleri engelleme mantığıyla yapılmaya çalışılıyor. Ama asıl olarak birçok kuruş, özellikle etnik gruplarla ilgilendiren birçok kuruluş bunun göçmen akışını engelleme yönelik bir uygulama olduğunu belirtiyor. İngiltere Yüksek Mahkemesi'nin Avrupa'daki diğer ülkelerdeki kararlara rağmen burada böyle bir karar vermesi ve Avrupa İnsan Hakları'nın 8. maddesine aykırı olduğuna karar vermesi gerçekten önemli bir gelişme. Çünkü aile hayatını etkileyen bu kısıtlama birçok kişiyi etkilemişti. Nitekim bu kararla birlikte yaklaşık her yıl ekstra 5000 kişinin evlilik vizesiyle bu ülkeye gelmesi bekleniyor. Peki bu konuyla ilgili daha önce red almış olanlar ne yapabilirler Serpil Hanım?
Reddi almış olanlar veya hiç başvurmamış olanlar şimdi artık eşleri eğer 18 yaşındaysa bile veya kendileri 18 yaşındaysa bile başvuruda bulunabilirler. Veya red almış olanlar varsa yeniden bir normal bir başvuru yapıp tekrar bu ülkeye gelmek için başvuru yapabilirler. Normal koşullarda İçişleri Bakanlığı'nın bu uygulamayla ilgili ya bir yeniden düzenleme yapması gerekiyor. Yani ya yasayı değiştirmesi gerekiyor. Veya insan haklarına uygun, 8. maddeye uygun yeniden bir düzenleme yapması gerekiyor. İçişleri Bakanlığı henüz bu konuda açıklama yapmadı nasıl bir uygulama yapacağına ilişkin ama şu aşamada hemen başvuru yapmak isteyenleri engelleyecek bir şey söz konusu değil. Çünkü bu yüksek mahkemesine bağlı olarak eğer başvuru yapılır da temiz edilirse aynı sonuca ulaşacağı için İçişleri Bakanlığı bu yeni düzenlemeyi yapmasa bile başvurular kabul edilecektir. O yüzden başvurmakta herhangi bir sıkıntı yok diyorsunuz şu an. Kesinlikle. Yani İçişleri Bakanlığı'nın bu kuralı düzelterek yeniden bir uygulama yapmasını beklemeden başvuru yapıp bu konuyla ilgili davanızın görülmesini sağlayabilirsiniz. Bu haftaki ikinci konumuzsa trafik kazalarından sonra yapılması gerekenler. Serpil Hanım, trafik kazalarında kazadan hemen sonra neler yapılması gerekiyor genel olarak? Bu çok önemli bir soru çünkü sürekli karşılaşıyoruz. Davalardan hemen sonra yeterli bilgi almadıkları için veya plaka numarasını almadıkları için, karşı tarafın da, sürücüsünün fotoğrafını çekmedikleri için veya araçların fotoğraflarını çekmediği için davaların kaybedildiği durumlar söz konusu. Çünkü kazadan hemen sonra karşı tarafın sürücüsünün adını, soyadını veya plaka numarasını veya en azından aracının veya kendisinin fotoğrafını çekmediyseniz, daha sonra o kişi orada olmadığını iddia ederse ispat soru çok zor olabilir. Veya arabanın plaka numarası olmasına rağmen eğer sigortası yoksa gerekli MIB başvuruları, yani motorun şu rüzgarı yapılan başvuruların kanıtlanabilmesi için de bu önemli olacak. Diyelim ki o kişinin sigortası yoksa ve yarın öbür gün orada olduğunu reddediyorsa, eğer fotoğrafları varsa veya gerekli bilgileri alınmışsa sigortası olmasa bile davasına devam edilebilir. Yine aynı şekilde eğer o kişinin sigortası yoksa, adını soyadını almadıysanız antres dediğimiz motor insurance bürosuna başvuru yapılması gerekebilir. Bu durumda eğer polise bildirilmemişse yine zor durumda kalabilirsiniz. Eğer o kişinin kaçacağını düşünüyorsanız veya bilgilerini vermeyeceğini varsayıyorsanız muhakkak hemen olayın polise bildirilmesi gerekiyor 7 gün içerisinde. Aksi takdirde aracınızın değerini alamayabilirsiniz. Bu konuyla ilgili de tedbirli olmakta fayda var. En önemlisi de fotoğraf. Araçların fotoğrafı, olay anında araçların kazadan hemen sonra yerlerini değiştirmeden fotoğrafların çekilmesi ve ad ve soyadların alınmasında gerçekten de çok büyük bir dikkat gösterilmesi gerekiyor. Kazadan hemen sonra yeterli bilgi toplamanın önemine vurgu yapan avukatımız Serpil Ersan, önümüzdeki haftalarda Son Durak izleyicilerini bilgilendirmeye devam edecek. I miss you and everything.